Herkese merhaba. Güzel sorular çözmeye devam ediyoruz. Bu defaki bir logaritmik ve üstel denklem karışımı bir soru. Bu arada soru başka bir kanaldan esinlenerek hazırlandığı için bunu söylemeden geçemeyeceğim. Kanalın linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Emeğe saygı. Dileyenler bakabilirler. Soruyu tanıyıp çözüme geçiyoruz. 3 üzeri logaritma x artı x üzeri logaritma 3 eşittir 18. Taban olmadığı için bu onluk taban demektir. Evet geçtim. 3 üzeri logaritma x artı x üzeri logaritma 3 eşittir 18... ...denkleminde benzer ifadeler bulmam gerekiyor öncelikle. Yani birisini birisine benzetmem gerekiyor. Şu ikisi arasında. İkincisini ben birincisine benzetmeye çalışayım. Bunun için de logaritmanın bir özelliğini kullanacağız. O da şuydu. a üzeri logaritma a x eşittir x idi. Tamam. Eğer burada x yerine ben... Bu ifadeyi yazacak olursam yani a üzeri logaritma a x'i yazacak olursam ifadem kolaylaşacak. Peki a hangi olma, sayı olması lazım? Burada logaritma o x olduğuna göre e, taban 10 demek ki 10'u kullansam iyi olacak gibi. 10 üzeri logaritma taban yazmıyorum. E, x eşittir x'tir. Demek ki x yerine 10 üzeri logaritma x yazsam e, işim kolaylaşacak gibi. Devam edelim o zaman. Birincisini hiç değiştirmiyorum. 3 üzeri logaritma x artı Şimdi x yerine 10 üzeri logaritma x yazıyorum. 10 üzeri logaritma x üzeri logaritma 3 eşittir 18. Burada da üstel ifadelerdeki bir özelliği kullanacağım. Yani a üzeri x çarpı y e, neydi a üzeri x üzeri y idi veya çarpmanın değişme özelliğinden bu x çarpı y y çarpı x demek yani ben bu ifadeyi a üzeri y üzeri x şeklinde yazabilirim yani şuradaki üslerin yerini değiştirirsem ifade değiştirmeyecektir. birincisi aynen kalıyor 3 üzeri logaritma x artı ikinci ifadede üslerin yerini değiştiriyorum 10 üzeri logaritma 3 üzeri logaritma x eşittir 18 oldu. Birinci ifadede yine herhangi bir değişiklik yok. 3 üzeri logaritma x. Şimdi ikinci ifadeye bakalım. İkinci ifadede 10 üzeri logaritma 3 var. 3 var. Buradaki logaritmik, logaritmik ifadede taban 10 olduğu için yine buradaki özellikten faydalanarak ne yapabilirim burada? Sadece 3 yazabilirim bunun yerine. 3 olacaktır. Yani şuradaki ifade sadece 3 oluyor arkadaşlar. Buradaki özellikten dolayı. Tamam. Üstümüz ne oluyor? Logaritma x. Logaritma x. Eşittir 18. Harika. Artık denklemim daha kolay bir hale geldi. İki tane aynı ifadeden var. Yani 2 çarpı 3 üzeri. Şunu düzeltelim. Özür dilerim. 3 üzeri logaritma x eşittir 18'den her iki tarafı 2'ye bölersek 3 üzeri logaritma x eşittir 9 olur. 9 yerine de 3 üzeri 2 yazarsam burada tabanlar aynı olduğu için yani şuradan devam edeyim. Şuradan şurası kafa karıştırmasın. Yine ee, yeniden yazalım. 3 üzeri logaritma x'ten eşittir 3'ün karesinden X e, üstler aynı olacaktır. Logaritma X eşittir 2 olur. Logaritmanın tabanında da 10 olduğuna göre demek ki X yine logaritmanın özelliğinden 10 üzeri 2 yani X eşittir 100 olacaktır arkadaşlar. Evet sorumuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Daha sonraki çözümlerde ve sorularda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.